Bana da bir çay yap, demli olsun. Bir çay da bana. Rıza, hiç iyi yapmadım Rıza. Boyuncuları sevmem, bunlar düşman etti beni insanlara. İnsanları sevmezsen yalnız kalırsın. Yalnızlıktan zayıflar korkar. İnsanlar daima kuvvetlilerin yanındadır. Fakirlik nedir bilir misin sen? Soğuk bir kış günü buz gibi bir yatakta aç karnına uyumaya çalıştın mı? Çocukluğumdan beri titredim durdum ben. Bir boyacı sandığıyla 5 can beslenmiyordu. O günlerde yalnızdım ben. Etrafta insanlar vardı. Tok ve paralı insanlar. Sözde acırlardı bana. Bu acımak değil, kendilerinin benim yerimde olmayışlarının sevinciydi. Bir gün kuvvetli yumruk vurmasını öğrendim. O günden sonra karnım doydu. Yaşamak kuvvetlilerin hakkı. Bugün kuvvetliyim ve her istediğimi elde edebilirim ben. Anlıyor musun her istediğimi? Geçmiş olsun. Sağ ol komiser bey abi. Sağ olana günler geçiyor işte. İnşallah bu son olur. Suçlu olarak gelme bir daha karşıma. Efendi oğlum, bırak bu yolları.
Ne yaptığımız var be komiser bey abicim? Kimin tavuğuna kış dedik, kimin köpeğine hoş dedik? Kime hoş dediğini, kime kış dediğini ben bilirim. Sana ihtiyar ediyorum, ayağını denk al. Ne o koca karı, sen daha ölmedin mi? Ağzından yel alsın kazule terif, senin lokmalarını bile yiyeceğim ben. Yavaş ol, mezarcı Mahmut senin mezarını kazmış bile. Hust! Sen kendine bak, o çukuru bile bulamayacaksın. Sende bu serserilik varken ya bir kurşunla gebereceksin ya da ipin ucunda sallanacaksın. Çok ileri gittin, yırtarım ağzını. Yırt da görelim. Sen beni ne sandın? Bana adıyla sanıyla Eyüplü Sürmegez Hatice derler. Senin gibi çöplü korozlarını çok gördüm ben. Git de belanı başka kapıda ara. Hoş geldin abim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Geçmiş olsun abicim, hoş geldin. Hoş bulduk Salih. Ne var ne yok bakalım. İşler nasıl gidiyor? Allah'a çok şükür iyidir abicim. Bu kadar sene içeride kaldık. Yokluğumu belli etmedin ya. Köroğlu gider adı kalır demişler. Senin ismin yeter. Bu iş Rıza abinin işi deyince akan sular duruyordu. Kardeşlerin de birlikte delikanlı ama senin ismin başka. Tamam abi. Tamam olan ne? Bana verdiğin iş. Yorgo meselesi. Kendi nerede? Kalıpları alıp geliyor. 15 dakika sonra burada. İyi. Eline ne oldu senin? Hiç. Filiz'le karşılaştım. Yolda biraz densizlik etti. Yenge, abimden mektup geldi. İçeride radyonun üstünde. Geliyormuş. Cumartesi burada. Gelsin. Gelsin artık. Çok özledi değil mi? Çok. Pek çok. Dayanamıyorum artık. Beklemek çok acı. Yanında, yanı başında olmak istiyorum. Muhtacım sana. Korkular içinde, benliğimi titreten, ruhumu karartan korkuların esiri oldum. Gel, kurtar beni artık. Kurtuluş yoludur bu hepimiz için. Çok kısa zamanda milyoner olacağız. Zenginlik ve kuvvet avuçlarımızda olacak. Haklayamayacak kimse bizi. Bir lokma ekmek için önünde iyiliklerimiz selam duracak bize. Sıcak, sıpsıcak iklimlerde olacağız daima. Sıcak iklim, sıcak oda ve sıcak kadınlar. Hapiste yattığım müddetçe planladım bu işi. Önünü arkasını iyice hesap ettim. Yorgo hapishane arkadaşımdır benim. Balkanlarda en iyi kalıp yapan adamdır. Ondan iyi kalıp yapan yok.
Bırak verir Rıza Beyciğim bu lafları. Sen yerini göster. Hazırlayalım da pedal makinesini getirtelim. Makineyi gece getirirsin. Kimse görmemeli. Yeri hazır. Aşağıda bir oda var. Fethi, Yorgo Usta'ya odayı göster. Abi, kaç zamandır şöyle bir araya gelemedik. Buluşmamızı kutlayalım. Islatalım bunu, ne dersin ha? He de be abi. Pekala. Bu gece Gavur Ali'yi biz ziyaret edelim. Çekil lan. Çekil. Ulan Gavur Ali, mapusa girdik diye öldü mü zannettin bizi? Allah gecinden versin abi, o ne biçim laf? Biçimsizlik sende. 5 sene yattık, 5 dakika bile gelip hatırımızı sormadın. Bundan sonrasını sen düşün artık, kusur ettik sen bilirsin. Benim bildiğimi sen de bilirsin. Keleklik istemem. Kaldır şunları! Abdurun. Hey. Servis yapın. Baş duran. Elindeki bu sıyrık seni meşgul etti. Ne yüzersin tatlı canlı be abi? Kaldıralım gitsin. Düşürecek nesi var ki bunun? He de kapıyı sırtlayıp girelim. Tamam mı? Anlaşıldı, biz gidiyoruz. Dur. Şimdi olmaz. Gece yarısını geçsin, hep beraber gideriz. Yaman mı lan abi?
Hoş geldin oğlum. Ne oldu burada? Ha, nasıl anlatayım bilmem ki. Bak oğlum, dünyada kul kısmının başına gelmedik şey yoktur. Yeter ki Allah sabır versin. Bırak bu lafları. Filiz nerede? Emine ne oldu? Hep o Rıza denen rezilin marifeti. Ama kimselere anlatamadım. Delil ispattaymış. Adın beni deli etme. Rıza ne yaptı ona anlat. Filiz'le Emine'yi kaçırdı. Ha, anlamadım. Dağa kaldırdılar. Emine'cik sizlere ömür. Filiz ise tımarhanede. Filiz, yavrum. Ben Ahmet. Ne olur cevap ver bana. Ahmet Almanya'dan gelecek. Emine almaya gitti onu. Geldim yavrum. Ben Ahmet. Ahmet Almanya'dan gelecek. Emine almaya gitti. Emine almaya gitti. Her şey o kadar güzel ki, rüyalar aleminde zannediyorum kendimi. Sonra korkuyorum. Rüya bitecek, yalnızlığın kabusu çöküverecek zannediyorum. Ne olur bitmesin, sonu gelmesin bu musikin. Beni sevmeni, daima sevmeni istiyorum. Seni seviyorum, daima seveceğim. Belediye reisi adına ve bana verilen yetkiye dayanarak şahitler huzurunda sizlere soruyorum. Bayan Filiz Kahraman, Bay Ahmet Gençsoy'u kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Ahmet Almanya'dan gelecek.
Emine almaya gitti. Filiz yavrum, ben Ahmet. Ahmet Almanya'dan gelecek. Müsaade. Bugünlerde buluşup birkaç kadeh atarız. Hem de dertleşiriz. Hadi eyvallah. Hayrola Ahmet, bir şey mi istedin? Bugünlerde biraz meraklı oldum ben. Hele senin tespihi çok merak ediyorum. Ha? Tespihi mi merak ettim? Anlamadım. Şimdi anlarsın. Benim bildiğim tespih 33'lüktür. Seninki 31 tane, ne dersin? Allah Allah, hiç farkında değilim. İki tanesini bir yerde kaybetmiş olmayasın. Bu tespihin taneleri bunlar. Filiz'e teşebbüs eden sensin. Thank you.
Amma da kofmuşsun, çabuk şiştin. Biraz su iç, kendine gelirsin. Söz veriyorum. Bir gün ben de sana su içireceğim. Bravo Yorgo. Hakikisinden hiç farkı yok. Dedikleri kadar varmışsın. Bunları peynir ekmek gibi sürmek işten bile değil. Yarından itibaren faaliyete geçiyoruz. İşimiz tamam Rıza'cığım. Müsaade et de ben kaçayım artık. Ellerine sağlık Yorgocuğum. Hadi git de istirahat et ha. İstirahat parayla olur Rıza'cığım. Anlaşmamıza göre baskı işi bitti mi paramı almam lazım. Haklısın. İş bitti mi işçi ücretini alıp terini silmeli. Güle güle bakalım. Yok edin şunu. Şimdi beni iyi dinleyin. Fethi. Buyur abi. Zeki. Şakir. Halit. Buralardan uzaklaşmak iyi olacak. Hem işimizi görürüz hem de Ahmet'le dalaşmayız. Rahmetli Emineciğin ruhu için hatim indirip lokma döktüm. Allah kabul etsin. Biraz da sana getirdim. Seninki bugünlerde gene pek efkarlı. Zannedersin ki Karadeniz'de gemileri batmış. Oğlum hep vaat edersin, vaat edersin. Bir kere de yap bakalım. Lafta amma gene kadamsın ha. Ama o ya Alex. Oğlum ne diyorum? Ne diyorsun? Bu sefer tamam. Üçümüz arabayı atlayacağız. Yanımıza da paçozlar tamam mı? Ondan sonra siz şenliğin gerisini bana bırakın arkadaş. Ne diyorsun sen? Sen mi attın nohutları? Atmasına ben attım ama rota şaştı. Rota mı şaştı? Büyük adaya çıkacakken eşek adasına çıktı. Ben şimdi gönderirim seni eşek adasına. O neşen bol olsun abicim. Hadi şerefe. Thank you.
Ayet Salih Efendi, muhabbetimiz şimdi başlıyor. Kusura kalma Ahmet abi. Biraz içkiliydim de o zibirde de canımı sıktı. Yoksa seni rahatsız eder miydim? Ben seni hem sever hem de sayarım abiciğim. Onun için öldürmek istedin değil mi? Aşağı tövbe de. Tövbeyi ben şimdi sana ettireceğim. Şimdi söyle bakalım Rıza'la kardeşleri nerede? Bilmiyorum. Biliyorsun söyle. İnan olsun bilmiyorum abi. Bildiğini hatırlamıyorsun galiba. Ben şimdi sana hatırlatırım. Hayırlı yolculuklar abicim. Böyle dikilip durma, geç kenara otur, istirahat et. İzmit otobüsüne daha yarım saat var. Bana bak. Sen ne diye peşimde dolanıp duruyorsun? Yanlış anlama abicim. Ben de İzmit'e gidiyorum da. Bana öyle gelmedi. Bu hali pek beğenmedim. Beğenmedinse değiştiririm. Üzme sen tatlı canını. Kalender kardeşin yoluna kurban. Belki bir faydam olur sana. Kimsenin yardımını istemiyorum. Kendi işimi kendim görürüm ben. Bu dünya pazar yeridir. Bu dünya pazar yeridir. Kimi alır, kimi satar. Kimi alır, kimi satar. Kimi zengin, kimi fakir. Kiminin evi tam çakır. Nereye gitse hor görülür. Nereye gitse hor görülür. Ne yapsınlar zavallı fakir. Ne yapsınlar zavallı fakir. Zengin de ister sarayı, çok sever malı parayı. Fakir gönlü bir saraydı, fakir gönlü bir saraydı. Yıkılmaz gönül sarayı. Yıkılmaz gönlü
Pişmaniyet daim. Geç kaldı. Pişmaniyet bak abi. Pişmaniyet taze hizmetin günleri bunlar. Verelim mi abicim? Edirik bunlar, edirik. Kafa ütületin ha. Hadi otur. Ayıp ettin abisi. Senin neşen mi olursun ha? Hadi edirik pişmaniyet. Pişmaniyet bak abi, pişmaniyet. İzmit'in günleri bunlar. Verelim mi abisi? Sen kaçırdın ha. Vallahi gözünün yaşına bakmam, manizlerim seni. Ellerine sağlık abicim. Zaten şu omuzum tutulmuş, masaj iyi gelir herhalde. Oğlum, sen başıma bela mısın? Selamın kabul abicim, ağzından yel alsın. Karınca kaderince bizim de bir yardımımız olsun dedik. Senin kekliği yakalamak istiyorsan saat 3:30'da istasyon arkasında ol. Anlamadım. Ayıp salladın abicim. Anlamasını anladın ya, beni askıya alıyorsun. Arkadaşlarının birisi gelmemiş, saat 3:30'da istasyon arkasında buluşacaklar. Saat geçti, randevuya gitmem lazım. Bekliyorlardır. Beklesinler, gitmeyeceksin. Bu kadar parayı bir daha nereden bulacaksın? Bu işlerde kalleşlik olmaz. Öldürür evler adamı. Tehlikeyi göze almazsan zengin olamazsın. Bunca sene kahrını çektim. Bugün yarın dedin durdu. İşte fırsat. Ama sen korkuyorsun. Korkaksın. Korkak değilim. Bu adamları tanımıyorsun. İnsafları yoktur. Öldürüverirler. Senin randevuya gelmediğine göre mühim bir şey oldu herhalde. Bir anlaşmazlık oldu ama hallettik sayılır. Ağzının tadını biliyorsun kafir, ne yaptın ona? Cezasını verdim. Kalleşlik etti. Parayı alınca size de bana da kazık atmak istedi. Kaçacaktı. Bak sen, bu güzelliğin altında yürek de varmış. Onun hissesini ben isterim. Ben olmasaydım paralar gidiyordu. Bir bakıma haklısın. Nasıl olsa bizim masraf değişmiyor. Masraf olarak kabul etme. Para yemek için kazanılır. İstersen beraberce ezelim. Felekten bir gece çalalım. Ne dersin? Bana sorarsan Allah derim. Derim ama aması var. Bu gece 2:30'da kardeşimle ada pazarında buluşacağız. Çok güzel. Bak Ahmet, Ben bir şey yapmadım. Benim günahım yok. Emine'nin de günahı yok. Thank you.
Allah müstahakını versin. Sen miydin be? Ne arıyorsun burada? Ayıp salladım be abisi. Bir vatandaş olarak istediğim yerde oturmak hakkımdır. Seni bir haklayacağım. Görenler maşallah desin. Dolaşma peşimden. Dolaşma diyorum sana. Bir de seninle uğraşmayayım. Gene ayıp salladım be abisi. Boşuna nefes tüketiyorsun. Sen de fazla sırnaşıyorsun. Sana son ihtar. Gelme peşimden. Eğer sen toz olmazsan sonra ben toz edeceğim seni. Thank you.
Ada sahillerinde bekliyorum. Ya ne kadar kusur işledikse affola. Tavşan emrinize hazırdır abicim. Kardeşlerim nerede? Nerede kardeşlerim? Sana soruyorum, kardeşlerim nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorsun ha. Söyle, kardeşlerim nerede? Bilmiyorum dedim. Ayıp salladın abiciğim. Ne üzersin tatlı canını? Senin lisandan anlamıyorsa ben tercümanlık edivereyim ha. Yeter! Yeter! Söyleyeceğim. Mesutum nasıl abicim? Söyle bakalım neredeler? Yarın Eskişehir'de Zeki ile buluşacağız. Diğerlerinin nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede? Nasıl buluşacaksınız? Konuş! Dansöz Alev Yakar abimin dostudur. Eskişehir'de çalışıyor. Onun evinde buluşacağız. Oraya beraber gideceğiz. Kalender indir şunu. Sen hala peşinden gelecek misin? Peşinden falan geldiğim yok abicim. Eskişehir'in havası güzel, banyoları iyi. Şöyle kendimi bir kalapata çekeyim dedim. Anlaşıldı. Senden kurtuluş yok. Ay yaşasın be abicim. Ben elini öpeyim. Beni burada bekle. Peki abi. Yüzün güzel bana, dudak güzel bana, annesinden gizli mektup yazar bana, babasından gizli mektup yazar bana. Aman güzel oğlan, yandım güzel oğlan, annem seni görmesin, çabuk saklan oğlan, babam seni görmesin, sen nereden kaç oğlan. Tamam abicim, ben senin dediğinden başka bir şey yapamam ki. Ukalalığı bırak, her söze cevap verme. Bu dördüncü telefonum, ancak bulabildim seni. Fethi ile Şakir'den haber alamadım. Onlar Bursa'ya gelecekler, orada bulursun. Oğlum, sende beyin var mı?
Orangut, ben nereden telefon ediyorum? Sersem herif, buradayım ben. Otelden telefon ediyorum. İyi öyleyse. Öğleden sonra ben de gelirim. Paraların hepsini sürdüm. Son partiyi de Badik Recep götürdü. Beni Lefke kapısında bekleyecek. Şimdi gidip onu bulacağım. Sonra Bursa'ya gelirim. Burada bekleyeceğim seni. Hadi eyvallah. Söz vermiştim sana su içireceğim diye. Buyurun efendim, bir emriniz mi var? Rıza Bey'i arıyordum. Rıza Karbudak. Evet, Akasya gazinosuna gitti. Herhalde kardeşisiniz. Sizi bekliyordu. Gazinoya gelmenizi tembih etti. Eyvallah, teşekkür ederim. Bir şey değil efendim, güle güle.
Kısmet bu kadarmış abicim. Sana zahmet olmasın diye Rıza Efendi'nin defterini dürüvermişler. Kısmet bu kadarmış abicim. Sana zahmet olmasın diye Rıza Efendi'nin defterini dürüvermişler. Nasıl olmuş bu iş? Kalp para sürmüş. O da yetmezmiş gibi hile yapmış. Ölmüş mü yoksa yaralı mı? Gerteyi çekmiş. Eloğlu da tabancayı çekince hesabını tamamlamış abicim.